Ben uzman antrenör Onur Bey. Ben uzman antrenör Kadir Yıldırım. Ben de Magnez Spor Kulübü öğrencisi Hakan Yılmaz. Bugün size Homan Parkuru hakkında uygulama olarak bilgiler vereceğiz. Vakit kaybetmeden videomuza geçelim. Evet arkadaşlar, Homan Parkuru toplam 72 metreden oluşuyor ve 7 istasyon. İlk istasyonumuz sıçrama tahtası. Sıçrama tahtası ile fotosel arasındaki mesafe 2,5 metre. Sıçrama tahtasının boyu 40 santim, eni 20 santim, uzunluğu ise 2,5 metre. Evet arkadaşlar, haydi ilk istasyonumuza geçelim. Birinci istasyonumuz sıçrama istasyonu arkadaşlar. Burada dikkat edilmesi gereken önemli noktalardan bir tanesi, dizlerimi yukarı çekmeyeceğim kesinlikle. Topuklarım kalçama doğru gelecek arkadaşlar ve vücudumun dengesini dağıtmayacağım arkadaşlar. Bir merkez belirleyip vücudumu çevirmeye çalışacağım. Evet Hakan, bir tane örnek göstereyim hemen. Evet geldik. Farkındaysanız topuklar popoya geliyor ve vücut merkezi bir yerde kalarak kalçama hafifçe çeviriyor. Buradaki önemli nokta bu arkadaşlar. Evet, ikinci istasyonumuza geçelim. Evet arkadaşlar, ikinci istasyonumuz lastik etabı. Lastik etabı ile sıçrama tahtasının arasındaki mesafe 3 metre. Evet arkadaşlar, burada dikkat etmemiz gereken noktalardan en önemlisi şu. Genelde yapılan yanlışlardan bir tanesi, ilk lastik yokmuş gibi davranılıyor ve ayak düz bir şekilde geliyor. Göster mesela Hakan, ayağını kaldırmadan direkt içine sokmaya çalış. Aynen. Şimdi burada bir lastik varmış gibi düşünüp oraya adımını o şekilde atarsanız diğer lastiklere basış kolaylaşıyor. Gösterelim Hakan. Evet, aynen bu şekilde. Şimdi esas dikkat edilmesi gereken noktadan bahsediyorum. Burada dizlerimizi çekiyoruz arkadaşlar. Buraya bir bataklık olarak düşün veyahut da deniz olarak düşün. Denizin içerisinde ayaklarını düz bir şekilde götürerek yürüyebilir misin? Yürüyemezsin. Burada dikkat etmemiz gereken nokta bataklıkta koşar gibi ya da denizin içerisinde koşmaya çalışır gibi koşmaya çalışıyorum. Ve burada bir tane lastik varmış gibi ilk sol ayağımı atıyorum. Evet, gösterelim arkadaşlar. Aynen bu şekilde. Ve farkındaysanız kollarını da çekmeye çalışıyor arkadaşlar. Evet arkadaşlar, üçüncü istasyonumuz ağırlık taşıma etabı. Son lastikle ağırlık taşımanın ilk uni için arasındaki mesafe 3 metre. İki uni arasındaki mesafe ise 16 metre. Bayanlarda ağırlık taşıma 10-20 kilo, erkeklerde ise 15-15-30 kilo. Huni ile ağırlık arasındaki mesafe 20 santim, iki ağırlık arasındaki mesafe ise 50 santimdir. Evet arkadaşlar, burada dikkat etmemiz gereken noktalardan bir tanesi. Son lastiğe bastıktan sonra, Hakan lastiğin başından gelelim. Son lastiğe bastıktan sonra geriye kalan ayağım, yani havada kalan ayağım, dur şimdi, yere basacak ve koşuyu gerçekleştireceğim. Buradan sonra %100 bir şekilde, önümde yaklaşık 20 metrelik bir alan var. Bu alanda %100 şekilde koşmam lazım. Evet, koşuyorum. Çok hızlı koşmaya gerek yok Hakan. Kollarımı çekiyorum. Ve ağrıyorum. Dur. Şimdi burada arkadaşlar dikkat etmem gereken nokta şu. Yaklaştığım zaman, gel Hakan geri tekrar. Ağırlığa yaklaştığım zaman son 3-4 adımla hani ABS sistemi vardır ya araçlarda, tık 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 diye yavaşlatır. Aynı şekilde ayaklarımla ABS yapıyorum. Hemen geldim, ABS'imi yaptım, ağırlıkları kaptım ve sol tarafta kalan ağırlığı yere yaklaştırıp sağ tarafta kalan ağırlığı bisepsleri kasılacak şekilde büktüm. Evet, büktüm ve döndüm. Hemen indirdim, omuz başlarımı geriye aldım, karnım sıkılı ve ileriye doğru koşuyorum. Aynen bu şekilde. Kollarım, farkındaysanız avuçları karşıya bakıyor. Yine dönerken, sol ağırlık yere yaklaşırken sağ kol bükülüyor ve tekrar indiriyor, koşuya devam ediyor. Aynen bu şekilde arkadaşlar. Ve fırlatırken, dur şimdi. Evet, gel geriye biraz. Gel geriye, gel geriye, gel geriye, gel geriye. Şimdi farkındaysan koşarken bir ivmelenme yapacak ve ağırlığı hafifçe sağına bırakıp sola doğru koşacak. Dikkat edin arkadaşlar. Hafifçe yaylandı, geldi. Sağ bırakıp sola koştu. Neden bunu yaptı? Arkadaşlar, ağırlığın gücüyle kendini sola doğru attı. Ağırlığı sağ bıraktığı anda kendi sola doğru güç aldı ve direkt uzaktaki topu. Evet arkadaşlar, dördüncü istasyonumuz ağırlık topuna dokunma. Huni ile ilk ağırlık topunun arasındaki mesafe 3 metre. İki ağırlık topunun arasındaki mesafe ise 8 metre. Evet arkadaşlar, burada dikkat etmemiz gereken nokta şu. Huni'nin etrafında dolaştıktan sonra ilk gideceğim top uzaktaki top. Tamam mı? Oraya doğru %100 bir tempo ile koşuyorum ve ardından ona doğru eğilirken kalça kontrolümü sağlıyorum. Evet Hakan, bir tane örnek gösterelim hemen. Evet, uzandı. Dur. Şimdi farkındaysanız arkadaşlar bir uzanış var. Çünkü neden? Vücut dengesini sağlayacak ve burada bir yaylanma söz konusu. Evet, gel normal. Bak şimdi. Uzanıyor, yaylanıyor ve kalkıyor, tekrar koşuyor. Burada önemli olan nokta bu yaylanmayı sağlamak. Evet. Şimdi bir de dikkat edin. Ayak parmak ucuna dikkat edin arkadaşlar. Ayak parmak ucu karşıyı göstermeli. Çünkü gidiş yapacağı yer burası. Dokunuşunu yaptı.
ve tekrar koşturunu yaptı. Sol eliyle dokundu ve çıktı. Burada önemli olan nokta arkadaşlar, koşarken ilk topa sağ elle dokunuyorsunuz, koşunuzu geldiniz, sağ elle topa dokundunuz, uyaylanmayı yaptıktan sonra kalktınız, tekrar geldiniz, sağ elle topa dokundunuz, ayaklarınızı koşturuyorsunuz, sol elle arkadaşlar. Şu an 5. istasyona geçiyoruz. 5. istasyondan önce son ağırlık topuyla Huni arasındaki mesafe 3 metre. Huni ile Taklaminder'in arasındaki mesafe ise 2 metredir. Evet arkadaşlar, burada dikkat etmemiz gereken bir nokta, son topa sol elimle dokunduğumu söylemiştim. Bu dokunuşu yaptıktan sonra Huni'nin etrafından uzaktaki ayağımla adımımı atıyorum, gösterelim. İçeri doğru dalışı gerçekleştiriyorum ve bir ayağım öndeyken taklamı atıyorum. Evet, el başı içeri, taklanı at. Kalkarken farkındaysan bir ayağın önde bir şekilde kalkıyorsun, koşuya devam ediyorsun. Buradaki önemli nokta arkadaşlar bu. Koşunu yaparken şöyle bir koşu yok değil mi? İki ayak aynı anda koşma şekli yok. Böyle bir koşu yok. Her zaman bir ayağım önde oluyor. Dolayısıyla taklaya girerken bir ayağımı öne atıyorum. Takla bittikten sonra diğer ayağımı öne basit şekilde koşmaya devam ediyorum. İkinci istasyonumuzda takla minderiyle slalom, ilk slalom çubuğunun arasındaki mesafe 4 metredir. Slalom çubuklarının arasındaki mesafe ise 2,5 metredir. Evet arkadaşlar, burada dikkat etmemiz gereken püf noktaları da şunlar. Taklamızı attıktan sonra ilk adımımız neydi? Bir adımımız öndeydi. Koşuya devam ediyordum. Ve şu slalom çubuklarına geldiğimde dışarıda kalan ayağım uzak ayağım oldu. Geldim, uzaktaki ayağımı bastım. Arkada kalan ayağımı içeri doğru kavislendirip gideceğim yöne doğru çeviriyorum. Ve uzun adımlarla 1, 2, 3, 4 adım attım, tekrar döndüm, uzun adımlarla 1-2 döndüm, 1-2 döndüm, 2 döndüm. Evet, diyelim ki az önceki gibi Hakan yaparken ne oldu? Adımını attı, geldi, uzun adımı buraya denk geldi ve yetişmedi. Hemen minik bir adım çalarak aynı adımıma denk gelebilirim. Geldim, minik bir adım çalarak adımımı denk getirebilirim ve koşuya doğru devam edebilirim arkadaşlar. Evet arkadaşlar, son istasyonumuz engel geçişi. Son slalom çubuğuyla ilk engel geçişinin arasındaki mesafe 3 metredir. Her engel geçişinin arasındaki mesafe ise 2 metredir. Evet arkadaşlar, buradaki püf noktalardan biraz bahsedelim. Son slalomdan dönerken yine uzaktaki ayağımız yere denk gelecek şekilde basıyoruz ve ardından içeride kalan ayağımı direkt ileri doğru koşu yapmak için öne doğru atıyorum. Ardından burada dikkat etmem gereken nokta şu. Uzun boylular ve kısa boyluların geçiş tarzı olarak ikiye ayırdık biz. Burada bir kısa boylu arkadaşımızın geçişini gösterelim. Normal düz bir şekilde kalçayı aşağı eğerek pelvis kontrolünü sağlayarak geçiyor. Hakan, bir tane örnek gösterelim hemen. Geldi. Kalça aşağı, baş aşağı. Kalça aşağı, baş aşağı. Kalça aşağı. Evet. Şimdi buradaki arkadaşlar en önemli noktalardan bir tanesi şu. Fark ettiyseniz bir boşluğa düşer gibi. Şurada bir su birikintisi var ve bu su birikintisine düşmemesi lazım. Evet, geliyor su birikintisine. Aşağıya dalıyor. Aşağıya dalıyor. Geçiyor, ondan sonra ayağı yere dönüyor. Evet, ve uzun boylu bir arkadaşın geçişini gösterelim. Çünkü onlar bu eğilme olayını yapamayabiliyorlar, yani kalça kontrolü sağlamayabiliyorlar. Uzun boylu bir arkadaş için yandan geçişi göstereceğiz. Evet arkadaşım, gösterelim. Evet, geldi. Yan bir şekilde geçiyorum, yan bir şekilde geçiyorum. Aynen bu. Bu iki teknikten kendinizi hangisini yakın hissediyorsanız onu uygulayabilirsiniz. Birbirlerinin üstünlükleri yok. Tabii ki de burada kısa boylu olan arkadaşlarımın biraz daha fazla avantajı oluyor. Teşekkürler. Evet arkadaşlar, son istasyonu tamamladıktan sonra son engel geçişiyle bitiriş fotosel arasındaki mesafe 3,5 metredir. Evet arkadaşlar, burada en önemli noktalardan bir tanesi şu. Dediğim gibi parkur patlayıcı kuvvete dayalı bir parkur olduğu için sona doğru gücünüz kalmıyor. Kas glikojen depolarınız boşalıyor. En çok hata şu alttan geçiş istasyonu ve buradaki son üstten geçiş istasyonunda oluyor. Devirerek ikişer saniye ceza yiyor adaylar. Dolayısıyla en çok dikkat etmem gereken nokta bunlar. Son geçişi yaptıktan sonra dikkat etmem gereken nokta dizimi yukarı çekerek olabildiğince bütün gücünü yukarı çekip sonra bitirişi yapmak. Evet Hakan, bir tane örnek gösterelim. Dizi iyice çekiyor ve geçiyor. Çünkü bu bitirişi yapmazsanız arkadaşlar olacak problemlerden bir tanesi ayağınız buna çarpıp engelleyebilirsiniz. Dikkat etmemiz gereken noktalardan biri de bu.